korkulması gereken bir durum mudur? Ya da bu ne yapılırsa en önemlisi şu 41 günlük süreçte bu tekrar yerli yerine oturtulabilir. Ya şöyle, İYİ Parti'nin düşüşüyle HDP'nin düşüşünü ayrı değerlendirmek lazım. HDP'nin düşüşü iktidar blokuna şu an yarayan bir yerden bahsetmiyoruz. Yani HDP'nin müstakil olarak büyümesi ya da küçülmesi meselesi şu an iktidar lehine dengeleri değiştiren bir durum değil. Ha, tamam. Bu konuda bir netliğe varmak lazım. Ama İYİ Parti'nin oylarını bugün daha çok Memleket Partisi'ne kaydığını görüyoruz. Memleket Partisi'ne bir oy geçişi var ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi masadan kalktıktan sonra İYİ Parti özellikle bir oy kaybı yaşadığını görüyoruz ve buradan Memleket Partisi'nin bir anda kamuoyu araştırmalarına çıktığını gördük biz. Ve birkaç haftadır bunu gözlemlemeye devam ediyoruz. Şimdi burada korkulacak şey yani muhalefet açısından, muhalefetin seçimleri kazanması açısından burada bir güç bölünüyor. Yani altılı masa ve muhalefetin altılı masayla beraber hareket eden yapılar dışında bir güç oluşuyor ve bu güç seçimlerin ikinci tura kalmasına sebebiyet verebilir. Ya burada belki endişe edilecek şey bu. Zaten kamuoyunun haftalardır tartışma konusu da bu. Yani İYİ Parti'nin düşüşü meselesi burayla doğrudan ilintili. Ama HDP'nin düşüşü, yani orası bir matematik söylüyorum. Yani karalar mı bağlamak gerekiyor yoksa mutlu mu olmak gerekiyor, bundan bağımsız. HDP'nin oy kaybı daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Peki, ha. Bir şey söyleyeceğim. Burada bir önemli nokta var. Seyircimizin, özür dilerim Barış. Eğer senin söylediğin gibi HDP'nin hiçbir zaman milletvekili çıkarma şansı olmayan ama HDP barajı geçsin diye oy veren 5000, 6000, 7000, 8000, 3000, 10000 oy aldığı yerlerdekiler vermeyeceklerse bu HDP'ye milletvekili kaybı olmayacaktır. Evet. Genel oy oranını etkileyecektir. Ama ve lakin öbür taraftan eğer Millet İttifakı'na kayıyorsa onun küçük farklarla o evet, milletvekili çıkarmasını sağlayacaktır. Burada bir önemli nokta daha var. Genelde hep milletvekilleri sayıları yapılırken Türkiye geneline bakılarak yapılıyor. Onun için tam yeri gelmişken bunu bir söyleyeceğim. Şu anda milletvekili tahmini yaparken genel oranları üzerinden yapmak doğru, çok da sağlıklı değil. Çünkü İl bazlı olarak seçiyoruz. Yani Türkiye genelinde bu kadar oy aldınız, bu kadar milletvekili size. Siz bu kadar oy aldınız, bu kadar milletvekili size diye bir şey yok. İl bazlı, ilde aldığınız oya göre çok oy alıp daha az milletvekili çıkarabilirsiniz. Aynı oy, örneğin MHP ile HDP'de biz bunu geçmiş seçimlerde görmüştük. O yüzden bu önemli bir şey. Yani örneğin Adıyaman ve Erzurum'da HDP oy kaybı yaşamasına rağmen geçmiş seçimlerde vekil çıkarmamasına rağmen şu an çıkarıyor görünüyor. Çünkü geçmiş seçimlerde artık oy sebebiyle İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi buradan vekil çıkarmıştı. Ama HDP buralarda oy kaybı yaşamasına rağmen, kısmi bir oy kaybı yaşamasına rağmen şu an vekil çıkarıyor gibi görünüyor. Öte taraftan yani bu sadece tabii ki HDP'ye emaneten oy vermiş, barajı geçsin diye oy vermiş kişiler yok. Giresun'da, şurada, burada. Ama örneğin Aydın'dan bahsedelim, Manisa'dan bahsedelim. Buralarda HDP 35 bin, 40 bine yakın oy alıyor. Ama bir vekil çıkaracak oy oranına da erişemiyor. Buralarda da Kürt seçmen, HDP'ye yakın seçmenler AK Parti karşıtı motivasyonlarının gücüyle bir miktar muhalefete kayabilirler diyorum. O yüzden HDP'deki oy kaybı bir miktar daha devam edebilir. Ama bu baraj kaygısı yaşayacağı bir noktaya gelir mi? Bunu sanmıyorum. Yani bugün buradan uzaktayız. Geçen dün biz yoldayken sana gösterdiğim, Şirin'e gösterdiğim bir tablo var. 1 Kasım 2015 seçimleri bir kırılma noktası. Evet. Yani Haziran'dan Kasım'a Türkiye'nin yönü de değişti. Evet. Şimdi o seçimle ilgili bir istatistik vardı. Bunun seçim güvenliğine bağlayacağım. Konsensus şirketi sıfır oy alınan hangi parti nerede sıfır oy aldı? Evet. Mahalle sayısı, köy sayısı, yerleşim birimi bunları yapmış. Akçakale, Haran. Ondan sonra yani tabii ki partiler sıfır oy alabilirler. Ama o sıfır oy aldığı yerler bize bir şey söylüyor. Hani hiç sandıkta hiç kimse evet, yok, oy kullanmamış. Oy kullanma oranı %99. Şimdi şöyle, CHP'nin hiç oy alamadığı 5697 yerleşim biriminde
Oyların %50'sini AKP almış, %45.2'sini HDP almış, MHP %2.7'sini, ki bu herhalde asker vesaire. Şimdi bu bana bir şey söylüyor. CHP'nin nereden sıfır oy aldığı. Hı hı. O sandıkların nerelerde olduğuna dair de bir fikir veriyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Biz hep seçimlerde şunu gördük. Güneydoğu'da sandıklar önce açılırdı. AKP %80'ler, %85'ler, biliyorsunuz. Evet. Yavaş yavaş düşerdi. Şimdi bu seçim ilk kez belki öyle bir şey yaşamayacağız Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Kılıçdaroğlu'na verilen destek kararıyla. Bugün Selahattin Demirtaş da Fahrettin Altun'u hedef aldı. İsim vermeden Fahrettin Altun da kendisini kastettiğini, yani Göbels diyerek kendisini kastettiğini düşünüyor ki o da cevap verdi. Ve bu seçim güvenliği ilişkin bir tartışmaydı ve özellikle tam da o seçimin ilk saatlerine dikkat edin, böyle şeyler olacak filan. Siz HDP'nin Yeşiller Sol Gelecek'le girmesine, bu yaşanmış deneyimlere, oluşturulmuş işte Selahattin Demirtaş'ın bahsettiği troller, buradan oluşacak bir seçim Güneydoğu ve Doğu'ya dan baktığınız orada bir seçim güvenliği meselesini nasıl görüyorsunuz? Şöyle, seçim güvenliği meselesini sadece sandık güvenliği üzerinden düşünmemek gerekiyor bir defa. Yani propaganda güvenliği, yani o siyasi partilerin ve seçmenin oy kullanabileceği bir uygun ortam. Yani seçimleri düşünebileceği bir uygun zihinsel ortam yaratmaktan da. Yaratmayı da kastetmek lazım bence. Biraz onu genişletiyorum ben. Özellikle güvenlik bürokrasisinin çok güçlü olduğu yerlerde, Kürt taşralarında, Kürt illerinin taşra bölgelerinde, nüfusu 50 binin altında olan yerlerde çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani buralar sayılabilir. İşte Şırnak'ın Beytüşebabı'ndan Uludere'sine, Hakkari'nin Çukurcası'ndan Şemdinlisi'ne, Yüksekova'sına kadar birçok yerde alan küçüldükçe ve kırsallaştıkça sandık güvenliği sıkıntıya giriyor. Bu da güvenlik bürokrasisiyle çok doğrudan alakalı. Yani geçmiş dönemlerde siyasi partilerin temsilcileri ya da köylüler, köy muhtarları buralardan işte bir devlet gücüyle bu siyasal partilere oy istendiği iddiasında bulundular. Biz de bazı araştırmalarda, doğrusu yaptığımız mülakatlarda da denk geldik. Şimdi siz bahsettiniz sandık güvenliği meselesinden. Söyleyeyim. İşte örneğin Urfa'nın Akçakale ve Haran ilçeleri. Bakın, buralarda olağan dışı oy verme davranışı var. Oy kullanma oranı %99. Yani eşyanın tabiatına aykırı. Geçerli oy %99. Türkiye'de eğitim düzeyinin en düşük olduğu iki ilçeden bahsediyoruz. Ve AK Parti artı MHP %99 oy alıyor. Yani bu iki ilçede sandık güvenliği konusunda bir problem olduğu o kadar aşikar ki. Bu 2016 Nisan referandumunda da böyleydi. Öyle ki bu ilçelere dair bir sıkıntı olduğu kanaati hasıl olunca Mehmet Ali Çelebi bu ilçelerde o dönem sandık güvenliği konusunda bir önlem aldığını veya oraya gideceğini vesaire söylemişti. Şimdi bu seçimde de benzer bir şeyi muhalefetin artık önlem alması gerekiyor. Artık bir muhalefet partisi yok, iki tane muhalefet partisi yok, altı tane muhalefetin altı partisi var. Her biri önlem alabilir. Her birinin bu ilçelerde teşkilatları var. Yani burada bu sorumluluğu daha fazlasıyla üstlenecek isimler var. Yani artık o teşkilatlardan. Ama dediğim gibi, yani özellikle Kürt taşralarında, bu güvenlik bürokrasisinin güçlü olduğu yerlerde HDP dışındaki diğer siyasal partilerin, daha merkezdeki siyasal partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu boşluğu doldurması konusunda üstüne büyük sorumluluk düşüyor. Peki, kapatmam gerekiyor. Çok teşekkür edeceğiz ama kapatmadan önce İYİ Parti ile ilgili bir şey söylediniz. Çok kısa hap olarak rica ediyorum. Şu 41 günde İYİ Parti ne yaparsa kaybettiği, krizle birlikte kaybettiği oyları geri toparlayabilir. Ki bu biraz önceki konuya da bağlantılı. İşte Meral Hanım'ın moralinin iyileşmesi gerekiyor denildi. Ne yaparsa toparlayabilir. Ve sonuç itibariyle bu tip ve HDP'nin de ne yapması gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet. Yani ikisi konusunda da birer mesaj vererek kapatalım. Böyle ikide bir de bir krizler çıkarıyorlar hepsi. Yürekler ağza geliyor. Ya sanırım her bir ittifakta ayrı kriz. Evet. Tip ve HDP'nin bu saatten sonra sanırım yeni bir şey bulmasının imkanı yok. Kapandı o defter. Yani gerginlik yaratmamaları gerekiyor. Ama bence İYİ Parti ile alakalı mesele, halen bir programın başında söylediğim şeyi bir daha vurgulayacağım. Kamuoyu önünde daha fazla tartışmanın dönmemesi gerekiyor. Yani belediye başkanları olur, İYİ Parti'nin kurmaylaları
olur ya da Cumhuriyet Halk Partili kurmaylar olur. Kamuoyu önünde birbirleriyle tartışmamaları gerekiyor. Bu problemleri dışarıda çözmeleri gerekiyor. Bakın toparlayabilir yani. Evet. Şunu söylüyorum. Bakın Hüdapar Cumhur İttifakı'na katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurmayları 10 gün boyunca sessizliğe gömüldüler. Hiçbir ifade kullanmadılar. Siz bunu ilkesizlik diyebilirsiniz, başka şeyler diyebilirsiniz ama bu ittifak içi bir fedakarlıktır aynı zamanda. Seçmen bunu böyle okur. Yani bir daha bütünlüklü bir mesaj olarak okur. Millet İttifakı'nın, Altılı Masa'nın, genel olarak muhalefetin böyle bütünlüklü bir mesaj vermesi gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ederiz Roger Yesun. Seçim döneminde zaten daha sık konuşacağız.